Hepinize yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bol malzemeli, çıtır çıtır kızarmış güzel bir börek tarifiyle geldim karşınıza. Paçanga böreği dediğimiz bu pratik böreği çok çeşitli şekillerde yapabilirsiniz. Bir de benim yaptığım şekilde görmenizi istedim. 4 tane yufka kullandım ve her bir yufkayı 4'e böldüm. Yufkalarımız hazır. Diğer malzemelerimi de hazırlamıştım. Domatesin suyunu süzdüm. Onu aldım karıştırma kabına. İrice rendelediğim kaşarlarımı da alıyorum. Küçük küçük doğradığım pastırmamı da ekliyorum. Kapya biber ve yeşil biberi de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Yeşil biberi ve kapya biberi dilerseniz önce birazcık sote edebilirsiniz. Sütü ve yumurtayı da bir kaba alıp şöyle bir çırpıyorum. Uygun bir kaba bu karışımı alıyorum ve yufkalarıma bolca iç koyduktan sonra sigara böreği gibi sarıyorum. Böreklerinizi daha küçük isterseniz eğer her bir yufkayı 6'ya ya da 8'e bölebilirsiniz. Sigara böreği gibi sıkı ve yuvarlak da sarabilirsiniz ama böyle sardığımızda kızartmak daha kolay oluyor. Önce sütlü yumurtalı karışımı güzelce bulayalım her tarafına gelecek şekilde. Sonra galeta ununu da bulayalım ve her tarafına gelmesine dikkat edelim. Bu şekilde bütün böreklerimizi hazırlayalım. Çok pratik olması ve içerisine ekleyeceğimiz malzemelerde seçenek çok olduğu için bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Galeta ununa dilerseniz bulamayabilirsiniz ama galeta unu çok güzel bir çıtırlık veriyor. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırladıktan sonra kızartmaya başlayabilirim. Tavamıza zeytinyağı ya da ayçiçek yağı alalım. İyice kızsın tavamız ve yağımız. Sonrasında tek tek önlü arkalı böreklerimizi kızartalım. Galeta unu güzel bir çıtırlık veriyor dediğim gibi ama isterseniz galeta unu olmadan da böreklerinizi kızartabilirsiniz. Ben galeta ununu kendim yaptığım için ve fırınlayıp yaptığım için galeta unu biraz çabuk yanıyor. O nedenle yarısını kızarttıktan sonra, böreklerin yarısını kızarttıktan sonra tavayı güzelce temizleyip tekrar kızartmaya devam ettim. Görüyorsunuz nar gibi kızardılar. İster sıcak ister soğuk çok lezzetli bir börek. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Elbette biliyorsunuz ama benim görevim bu börekleri, bu börek tarifini size tekrar hatırlatmak. Hepsini bu şekilde çıtır çıtır kızarttıktan sonra çayın yanında, şerbetin yanında, iftarda, sahurda, kahvaltıda dilediğiniz şekilde ikram edebilirsiniz. Kızaran böreklerimi de bir kağıt havlu üzerine alıyorum ve böylece tarifimi bitirmiş oluyorum. Videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.